Türkiye'den çıkan bir şirketin, 60 yıllık şirketin geçtiğimiz dönemde başarılarıyla dünyanın önemli firmalarını gözüne takılması ve önemli başarılarını sürdürmesiyle birlikte artık operasyonlarını yurt dışına taşıması gibi bir hikaye bu. Bence hepimizin çok sevinmesi lazım. Biz şirket olarak çok mutluyuz. Ben şahsen çok çok mutluyum tabii ki. Bu tür başarılar tabii öyle işte çok yüzeysel ilişkilerle olmuyor. Burada Ford'un ve Koç'un çok uzun yıllardır süre gelen bir esasında aile ilişkisi var. Koç ailesiyle Ford ailesinin ve oradan aldığımız güvenle de o profesyonellik olarak bizim bu işi nasıl yönettiğimizle alakalı. Ford Otosan kurulduğu günden itibaren 3 tane konuya çok önem verdi. Bir tanesi ne yaparsak çok kaliteli yapacağız. İkincisi çok verimli olmamız lazım dünyadaki yarışmada öne çıkmak için. Üçüncüsü de özellikle son dönemde çok çok konuştuğumuz değişime ayak uydurabilmek için çok flexible olacağız. Esnek olmamız lazım. Bu üçlünün getirdiği bir başarı esasında bu. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Mart ayında 2 milyar euroluk bir yatırım anons ettik. Bunun içeriğinde sadece ürün programları değil, aynı zamanda bir paydaşımız olan Ford'un bir tonluk araçlarda Volkswagen markalı araçların üretimini de Volkswagen'le anlaşarak Türkiye'ye getirmesiydi. Bu sayede Kocaeli fabrikasının kapasitesini son 20 yılda 4 katına çıkarmışken, yani 450 bin civarına çıkarmışken, bu yeni yatırımla geçtiğimiz sene itibariyle 650 bin adede büyütmüş olacaktık Kocaeli'ndeki tesisimizi. Bir yıl sonra da bugün basınla paylaştığımız, bugün imzasını attığımız ve basınla paylaştığımız projemizde de Ford'un Romanya'daki en verimli tesislerinden biri olan Romanya Craiova'daki fabrikasını bizim devraldığımızı, satın aldığımızı açıkladık. Orada 250 bin adetlik bir üretim kapasitesi var ve Ford'un kendi segmentindeki en başarılı aracı Puma'yı üretiyor. Dolayısıyla oradaki 250 bini de biz Kocaeli'ndeki 650 bin adetin üzerine koyunca 900 bin adet yılda araç üretim kapasitesine ulaşıyoruz şimdilik. Ki bu sayede de dünyanın ilk 5 üreticisinden bir tanesi haline geliyor ticari araç dünyasında. Bu da tabii dediğim gibi hem bizim için hem de memleketimiz evet. için çok büyük ve önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Şimdi 575 milyon euro işlem bedeliyle satın aldınız. Fakat dediniz ki ek 140 milyon euroya kadar da bir ödeme yapılabilir. Dolayısıyla Ford'un evet. bilançosunu hangi vadede nasıl etkileyecek? Hem yükümlülükler tarafı için sorayım hem de gelirlere, net kâra yansıması olarak. Esasında satın alma rakamı olarak bilançolara yansıyacak kısım tabii ki ödemenin tamamı. Yani 575 artı 140, 715 milyon euro. Burada bunu ikiye bölmemizin bir anlamı var. Esasında ortaklar olarak her iki tarafın da birbirini motive etmesi açısından böyle bir mekanizmayı uygun gördük. 575 milyon euro önümüzdeki yıllarda 2-3 yıl içinde ödenecek, peyderpey ödenecek bir rakam. 2028 yılı geldiğinde ondan sonraki 5 yılın kapasite kullanım oranlarına bakarak, planlardaki kapasite kullanım oranlarına bakarak bu 140 milyon ya tamamı ya da bir kısmı ödenecek. Tamamen performansa dayalı bir şey esasında bu. Tabii burada satın alan taraf Ford Otosan olduğu için esasında biz bir yandan performansımızı üst seviyeye çıkararak bir yandan da sanki daha fazla para ödenen bir konuma geçiyoruz gibi bir resim var ama bu tamamen esas önceliğimizin Craiova'daki fabrikanın en üst seviyede üretim yapmasını sağlayacak önlemleri almak, aksiyonları almak için düşünülmüş bir şey. Bilançoya yansıması dediğim gibi 715 milyon euro olarak alacak ama bu önümüzdeki 2028'e kadar süre gelen bir dizi kural setiyle yapılacak bir ödeme olacak aynı zamanda. Net kâra yansımasını hangi vadede göreceğiz sizce? Şimdi burası hali hazırda çalışan bir fabrika. Ve biz her zaman yaptığımız yatırımlarda, bu geçtiğimiz yıl açıkladığımız 2 milyar euroluk yatırım, bugün açıkladığımız bu yatırım, bunların her biri için bizim standart bir uygulamamız var. Biz
ortaklarımızdan katma değer, katkı almıyoruz yatırımlarımızı yaparken. Yani patronlarımızdan bu işe para koymasını istemiyoruz. Bütün yatırımları kendi öz kaynaklarımız ve kredilerimizle yapıyoruz. Fortota'sının çok mükemmel bir iş modeli var. Çoğunlukla ürettiği ürünleri ihraç ettiği için de esasında bir anlamda kendini hedge etmiş durumda euro bazlı olarak. Durum böyle olunca ortağımızla ilişkilerimiz de en üst seviyede iyi olduğu için dolayısıyla kredi almak istediğiniz zaman piyasanın şartlarının çok altında uygun krediler bulabiliyorsunuz. Bizim şu anda esasında yaptığımız mekanizma bu, kurduğumuz mekanizma bu. Hatta önümüzdeki dönem herhangi bir şeye uğratmadan, kesintiye uğratmadan temettü ödemeye de devam edeceğiz. Yani ortaklarımıza verdiğimiz söz bu, bu yatırımı yaparken. Kar anlamında bakarsak toplam karın içinde Craiova'yı da ilave ettiğimiz zaman ve Craiova'nın da hali hazırda zaten üretim yapan ve kar eden bir fabrika olması nedeniyle bu kurduğumuz düzenekte biz karlılığımızda bir azalma değil, tam tersi Craiova'nın gelmesiyle birlikte bir artış working capital açısından baktığınız zaman ise herhangi bir sıkıntı yaşamayacak bir ödeme süreci organize ettiğimiz için de working capital açısından da bir sıkıntı yaşamayacağımızı öngörüyoruz. Haydar Bey, şimdi çok önemli, çok da zor bir dönemden geçiyoruz. Zor zaten, savaş gündem. Önemli çünkü eğer dönüşümü şu an yapamazsak hiç yapamayacağız. Özellikle enerji dönüşümünü. Şimdi Ford olarak tabii siz biraz daha öncülük ediyorsunuz sektöre. Yani sadece otomotiv olarak demiyorum. Türkiye'deki reel sektör, sanayi anlamındaki dijital dönüşüme önderlik eden şirketlerden biri olduğunuzu biliyorum. Şuna dair ben biraz vizyonunuzu, detayları rica edeyim. Bir yandan bugün tabii Koç Holding'in Amerika'daki Ford'la yapacağı anlaşma, batarya üretimi nereye evrilir? Buna dair bir merak var. Öte yandan zaten sizin yeni nesil araçlar, oradaki elektrikli araçlara dair yatırımlarınız artıyor. Bu sebepten ötürü yükselen doğalgaz fiyatları, yükselen petrol, akaryakıt fiyatları ve Ford'un böyle bir evrendeki attığı adımlar nasıl olacak? Güzel bir soru Güzem Hanım. Teşekkür ederim. Şimdi önümüz esasında çok net bir şekilde gözüküyor. Enerji savaşları olacak. Yani savaş derken ekonomik anlamda söylüyorum. Enerji zaten çok da belliydi. Önümüzdeki dönemin en önemli konularından bir tanesi. Eş zamanlı olarak otomotiv sektörü de çok ciddi bir elektrifikasyon süreci yaşıyor. Ama bunun nedeni tamamen esasında iklim anlamındaki, iklim konusundaki öncelikleri. Biz çoğunlukla Avrupa'ya üretim yapan, ana müşterimizin Avrupa ve Avrupa Birliği olması nedeniyle Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz yıl net bir şekilde ortaya koyduğu yeşil mutabakat kuralları çerçevesinde kendimizi organize ediyoruz. Yani şu anda örneğin daha bugün bile bizim bütün tesislerimizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullandığını söylemem lazım. Bu konuda da Türkiye'de önce olduğumuzu söylemem lazım. Şimdi bir yandan kullandığımız bütün enerjinin yenilenebilir kaynaklardan olması, bir yandan bütün üretimimizi elektrifikasyona kanalize ediyor olmamız ve aynı zamanda batarya tesisi yatırımlarımızla da önümüzdeki dönemin enerji ihtiyacını esasında fosil kaynaklı enerjiden koparmak gibi gerek üretim tesislerimiz gerekse ürünlerimiz anlamında böyle bir planımız var. Şimdi bu aşamada tabii Koç Holding'in Ford'la ve SK Innovation firmasıyla yapacağını bugün sabah duyurduğu batarya yatırımı da çok önemli. Türkiye'de ilk batarya üretim tesisi bu. Ve kapasite olarak da hiç küçümsenecek bir rakam değil. 45 gigawatt saat yıllık kapasiteden bahsediliyor ki Avrupa ölçeğinde ve dünya ölçeğinde çok ciddi bir rakam. Bunun büyümesi de tabii ki planlanıyor. Bu tesisin Türkiye'ye kazandırılmış olması bence çok 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 değerli bir şey. Yani yüksek teknoloji ve yeni dönemin ihtiyaçlarını Türkiye'den şey yapıyor olmak, sunuyor olmak, Türkiye'de sunuyor olmak çok önemli bir gelişme. Koç Holding'in de yine çevre, iklim ve yani toplamda baktığımız zaman esasında bu COP'un, COP26'nın 1,5 derece hedefi ve Avrupa Birliği'nin bütün bu yeşil mutabakat bağlantılı inisiyatiflerinin her birine en üst seviyede uyum sağlama çabaları esasında Koç Holding'in ve Koç Holding'in bağlı olduğu şirketlerin ve esasında bir anlamda Türkiye'nin toplamda enerji politikasını çok doğru bir yere doğru kanalize ettiğini gösteriyor bize.
Bu konunun ben memleketteki diğer şirketler tarafından da takip edileceğini, Koç Holding'in, Fortotosa'nın burada öncü pozisyonunda olduğunu ama devletin 2053'teki sıfır emisyon hedefine hizmet eden en önemli inisiyatif olduğunu düşünüyorum.